Hoş geldiniz. Buyurun. Mevzular açık mikrofona. Hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. Gelen sorulara uzun yorumlar olmadan kısa cevaplarla karşılık vermenizi bekliyoruz. Bundan 100 yıl önce... Hadi bakalım. Herkese selam, ben Uzay. Siyaset uzmanıyım. Adileşme. İki kez genel başkanlık, bir kez cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiniz ve bu süreçlerde sürekli olarak Sayın Kılıçdaroğlu ile zıt düştünüz. Sırtından hançerlediler diye bir söyleminiz de bulunmakta. Daha sonra Memleket Partisi'ni kurdunuz. Sizdeki de gerçekten memleket sevdası mı yoksa koltuk sevdası mı, bunu merak ediyorum. Mikrofon verelim hanımefendiye çünkü o Twitter'a koyacak onu. Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın dediniz. Sizce bu tutum, yani PKK terör örgütü üyesi olan bir insanın serbest bırakılması fikri Memleket Partisi'nin içerisindeki memleket kelimesine yakışıyor mu? APO'nun heykelini dikeceğiz, heykelini diyen insanı nasıl ziyaret ettiniz? Yani nasıl bir ilke? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Bir önceki bölümden kaldınız siz galiba. Bakın. Ben sizin gözlerinizin içine bakarak konuşmak için geldim buraya. Biz Cumhuriyet Halk Partili değiliz Sayın İnce. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisiyiz. Biz sokağa çıktık mı partililer geldi demezler. Parti geldi derler. Ben evimi terk edip de başka yere nasıl giderim ya? Kim söylüyor? Şimdi kim söylüyor? Söyleyen kim? Açtığınız videodaki kişi. Kim o? Tanımıyorum. CHP'nin grup başkan vekilini tanımıyorsun, bana CHP'yi savunuyorsun. Gol yedin, otur. Adam kazandı. Bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim. Yerdeyken mi tekmeleyeceksiniz? Buyurun. Altını basa. Yok. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Bak, neredeydiniz mi diyeceksin? Neredeydiniz? Şunu sormak istiyorum. Birisi çıkıp şöyle deseydi, endüstri meslek liselerinden sapık yetişiyor deseydi, tutuklanır mıydı? Tutuklanmaz. Hiç kimse ayrıcalıklı olamaz. Bu tutuklamayı iktidar ve muhalefet birlikte yapmışlardı. Acaba Millet İttifakı'nı karşı gelmeniz için biri size finansal destek sağlıyor olabilir mi? Ahlaksızlık bu soruyu sormak. Memleket sevdalısı olduğunuzu söylediniz ama aynı zamanda seçim gecesi CHP'ye gitsem 1 milyon kişi orayı yakardı ama CHP sevdam bunun önüne geçti dediniz. CHP sevdanız memleket sevdasının önüne mi geçti? Teşekkürler. Tercihimi soruyorsun. Aynen. Millet İttifakı'nın adayına vereceğim oyumu. Net. Ama Millet İttifakı ben kalırsam bana verecek mi? Onlara da bunu sor. Ben size bir şey anlatıyorum. Hala daha bana muhalefeti savunma derdine düşmüşsünüz. Oradan da zorla da mikrofonu alıyorsunuz. Şuna ben bakın. Niye muhalefeti savunayım? Siz ne yapacaksınız diyorum. Bunu yazarken bir amaya ihtiyacınız olmadığını bak, düşünüyorum. Bak, tane tane anlatayım. Zeynep ben. 16 yaşındayım. Bunu belirtmek istedim. Oy veremeyecek zaten. Cevap vermesiniz mi? O daha önemli. Yolsuzluk iddianız var. Kardeşinizin de yolsuzluk iddiası var. Biz size neden güvenelim? Muharrem İnce bu ülkede iyi atiplerden birisi. İyi kürsü kullananlardan birisi. Her yerine. Siz Atatürkçü olduğunuzu beyan ediyorsunuz. Ama sırf 6. filo protestosu için ABD elçiliğinde polis vurup banka soymaya kalkışan, ODTÜ'nün bahçesinde atış talimi yapan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını rahmet dileyip anmaktan geri durmuyorsunuz. Siz gerçekten Atatürkçü müsünüz? Dersinize çalışmadan cumhurbaşkanı adayı olamazsın. Kardeşim çok sinirlisin, sakin ol. Cevabını bir bitirsin, ondan sonra dersin ki tatmin olmadım, bu kadar. Kimse kendi şovunu yapmasın burada, yoksa ben başlarım şovumu yapmaya. Gerçekten girdiğiniz yerden zor çıkarsınız. Buyurun susalım. Ben önceden kusursuzdum, şimdi tedavi oldum, mükemmelim. Ya buna insan yuh falan bir şey der ya. Yuh.